AK Parti İl Başkanı Hüseyin Samani bugün Alanya'ya çıkarma yaptı. Referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun da katılması dikkat çekti. Samani'nin geliş nedeni referandumdu. Ancak MHP Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'le ilgili yaptığı eleştiriler gündemin ilk maddesi oldu. Samani'nin Yıldız'a tepkisi de aynı şekilde çok sert oldu. AKP Antalya İl Başkanı Hüseyin Samani, bugün referandum sürecini değerlendirmek üzere AKP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve belde başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir ve Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu da vardı. İl Başkanı Samani'nin ilk hedefi MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız oldu. Yıldız, dün yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'i Alanya ile olan ilişkisini sert bir dille eleştirmişti. Haluk İpek Bey de Alanya takıntısı başladı bu ara. Buraya gelip tatil yapıyor. Burada Alanya'da gelip konuşmaya hakkı yok. 8 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında önceki hükümetler döneminde başlatılmış yatırımların hangi birisini bitirdiler? Hangi yüzde? Yüzlerinde kızarmıyor bunlar. Samani'nin Yıldız'a tepkisi de aynı şekilde sert oldu. Samani, Gazipaşa Havalanı'nın malzemeleri onların iktidarı döneminde başka havalanlarına gönderilmedi mi? Acaba bir Alanyalı olarak Hüseyin Yıldız'ın bugüne kadar Alanya'ya katkısı ne oldu diye konuştu. Bunu söyleyenlere sormak lazım. Onlar döneminde bu havaalanının bütün malzemeleri toplanıp başka bir ile gitmişti. Onların iktidar olduğu dönemlerde. Başka bir ile gitmişti. Onlara sormak lazım. Siz Alanyalı olduğunuz halde neden buna vakti zamanında sahip çıkamadınız? Şimdi sahip çıkanlara konuşuyorsunuz diye onlara bizim sormamız lazım. Yani eğer ne yüzde geliyor diye bir soru sorulması gerekiyorsa o sorunun bu soruyu soran kişiye sorulması gerektiğini kanaatindeyim. Alanyalı olduğu halde hiçbir katkısı olmayan o kişiye sorulması gerektiği kanaatinde ve düşüncesindeyim. Samani daha sonra 7 Ağustos'ta anayasa değişikliği referandum sürecini değerlendirmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Kepez'de bir miting düzenleyeceğini dile getirdi. Samani, Erdoğan'ın Antalya'ya çok önem verdiğini, Antalya'daki bütün yatırımları birebir takip eden ve çok önem veren Türkiye'deki tek lider olduğunu iddia etti. Samani, AK Parti döneminde Alanya'da yapılan yatırımlar konusunda da bilgi verdi. Antalya'ya çok sık gelen, Antalya'daki bütün yatırımları birebir takip eden, Türkiye'deki şu ana kadar gelmiş geçmiş belki de tek lider bu manada Antalya'ya verdiği önem itibariyle. İşte hep konuşulan D400 karayolu bu dönemde bitti. En çok bu dönemde konuşulan Gazipaşa Havaalanı artık şimdi uçaklar inebilecek bir havaalanına dönüştü. İşte yeni önümüzdeki günlerde Alanya yapılacak devlet hastanesi. Referandumda evet demek için birçok sebep olduğunu savunan Samani, referandumda evet demek kadınların, çocukların, özürlülerin, yaşlıların, şehitlerin, dul ve yetimlerle gazilerin her alanda avantajlı olmalarına evet demektir. Çocuk istismarlarının önüne geçilmesine evet demektir. Fişlemenin tarihe karışmasına evet demektir dedi. Toplumun dezavantajlı kesimleri dediğimiz çocuklarımız, yaşlılarımız, özürlerimiz, şehit, dul, yetim ve gaziler ve onların aileleriyle alakalı, kadınlarımızla alakalı toplumun dezavantajlı kesimlerine ayrıcalık sağlayarak toplumdaki diğer kesimlerle eşit hale gelmesini bir anlamda sağlamak. Neden evet dediklerini anlatan, birçok madde sayabildiklerini ifade eden Hüseyin Samani, hayır diyenler neden hayır dediklerini anlatan bir madde bile sayamazlar diye konuştu. Çok neden evet dediğimizi anlatan madde sayabiliyoruz. Ama hayır diyenler nedense maalesef bir tek madde dahi içerikle alakalı neden hayır dediklerini anlatan bir tek madde söyleyemiyorlar. Oysa biz evet diyeceğimize ilişkin birçok maddeyi sayıyoruz. İşte teşkilatlarımıza dağıttık.